Evet arkadaşlar, geldik Dikili Çandarlı'ya. Çandarlı ana caddesinde ilerliyoruz. Sağ tarafımızda evler var, sol tarafımız deniz, sahil. O millet mis gibi yüzüyor. Şöyle bir dolaşalım. Deniz enfes, insanlar da yüzüyor. Hava zaten çok sıcak. 200 metre sonra dümdüz ilerleyin. Evet arkadaşlar, geldik. Şu anda caddenin tam ortasındayız. Sağ tarafa park ettik. Geldik. Tam karşısı sahil. Muhteşem güzel deniz. İnsanlar yüzüyor arkadaşlar. Hava o kadar sıcak. O kadar sıcak ki denizde enfes. Gördüğünüz gibi tam sahildeyiz ve herkes denizde. Evet arkadaşlar, burası Dikili Belediyesi'ne bağlı Halk Plajı. Bu sebepten insanlar burada gayet rahat rahat yüzebiliyorlar. Evet, Halk Plajı'ndan Çandarlı Kalesi'nin görünüşü. Merkezi noktasında Çandarlı'nın kalesini görüyorsunuz. Evet, ana caddenin hemen arkasındayız. Burada yazlık evler mevcut. Bu yazlık evler de şu anda hala yaşayan yok. Henüz ki gelmemişler ama seyrek seyrek de olsa yaşam sürüyor. Ve bunun üzerine yeni binalar yapılıyor. İyi günler, afiyet olsun. Çekim yapıyoruz. Peyderpey yazlıkçılarla karşılaşıp biraz sohbet ediyoruz. Bize bilgi verebilirler mi diye soruyoruz. Daimi yaşamadıkları için çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını, ender nadir geldiklerini bildirdiler. Elbette burası hakkında detaylı bilgiye sahip olan bir kişiyle karşılaşacağız umudundayım. Evet arkadaşlar, burası yazlıkçıların yaşadığı bir site imiş. Yaşayan kişilere sorduk. Daimi yaşayanlar da olmakla beraber çoğunluğu seyrek zamanlarda gelen yazlıkçı. Yolumuzu da kapatmışlar. Geri gideceğiz. Evet, geri geldik ama ileride arabaların biri gitti. İkisi yan yana durmuştu. Geçemedik. Bu arada YouTube'dan Dilerasyon Ailesi diye geçmekte olan bir site var. Sevgili Dilerasyon'a acil şifalar diliyoruz. Şu anda çok hasta olduğunu biliyoruz. Rabbim ona acil tarafından, çok acil tarafından şifalar indirsin inşallah. Sevgili oğlu Kaan şu an biliyoruz ki oldukça sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Tüm kalbimizle, tüm sevgimizle ve tüm dualarımızla onun yanındayız. Diliyoruz ki Rabbim onun da yüzünü güldürsün. Bir an önce sevgili annesine kavuştursun. Amin inşallah. Dualarımız seninle. Evet arkadaşlar, sahilin tam karşısında bir dondurmacı var. Şöyle dondurmadan çiçek. Metehan dondurma. Efendim? Metehan dondurma. Metehan dondurma. Görüyorsunuz, sanat yarattı. Dondurmasından yedik. Harika. Çandarlı'ya gelen
Herkesi buraya bekliyoruz. Muhteşem. Elinize emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Bol kazançlar. Evet arkadaşlar. Dondurmacı kardeşimiz oldukça bilgili ama ben ekran karşısında konuşamayacağım dediği için bize bir takım bilgiler verdi. Biz de o doğrultuda onun verdiği bilgileri sizlere aktaracağız. Ancak bir tane satılık bina gördük. O konuda da sizleri bilgilendirmek istedik. Burası bir site. Bu sitede satılık bir ev olduğunu gördük. Satan kişi Ercüment Yaman. Telefon numarası 0532-683-2623. Bu bir emlakçı kardeşimiz. Evet, Çandarlı'nın çok eski bir tarihinin olduğunu, kalesi de var. Kalesini az önce size göstermiştim. Buranın Amazon kadınlar tarafından yönetildiğini, çok eski tarihlerde yönetildiğini beyan etti. Bu arada okulu var mı diye sorduk. Evet, ilkokul, ortaokul, lise okulları da mevcutmuş. Ayrıca sağlık ocağı var, iki doktor var. Ve Temmuz ayından itibaren yazlıkçıların daha yoğunsal olarak buraya geldiğini, onlar geldikten sonra da sağlık ocağı basında ek bir binanın da açıldığını söyledi. Oldukça güzel, geniş alana oturtulmuş bir yer Çandarlı. Hatta Çandarlı'nın siteleri var çok daha ilerilerde. Tabi hepsini çekmemiz mümkün değil. Burası çarşısı, oteli, alışveriş alanlarının olduğu yerler. Daha da ileriye doğru gidiyor. Evet, Çandarlı'nın da etrafı dağ, görüldüğü üzere aşağılarına güzel yerleşim alanları oturtulmuş. Şu an çarşı içerisinde tam 4 yol ağzındayız arkadaşlar. Evet, Çandarlı'da, yani tam merkezinde pek çok büyük alışveriş mağazaları da mevcut. Evet, kafeler, alışveriş mağazaları, oteller, hepsi bu alanda mümkün. Yemek yerleri bulabiliyorsunuz. Tam sahilde kafe var. Yine az ilerisinde otelle birlikte yeme içme yerleri var arkadaşlar. Hemen merkezde yine emlakçıları da var. Burada pek çok satılık yerlerin olduğunu, ancak satılık yerleri ya büyük kooperatiflerin aldığını veya emlakçıların sattığını söylediler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kafelerin olduğu alanda izlemiştim. Aynı zamanda hemen kafelerin önünde tekneler sırayla durmuş. Burası aynı zamanda limanı tabii. Deniz ve yaşam alanı. İç içe dört etrafı tamamıyla dağlarla kaplı bir yaşam alanı burası. Oldukça güzel bir yer. Kafede oturup denizin sesini dinlemeniz mümkün. Evet, esinti başladı. Terletmiyor en azından. Ve bu güzel manzarayı izleyerek sakinle dolaşıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu yoldan ilerledik. Şu yoldan geri geldik. Yani şu binaların arkasından gittik. Hemen ön tarafından da denizi izleyerek, seyrederek
Geri geldik.